Neşet'i yemeğe çağırdım. Ne yaptın? Yemeğe çağırdım. Bir teşekkür edemedik. Üstüne üstlük sen de Hanzo gibi davrandın adama. Ayşegül, inadıma mı yapıyorsun? Ha? İnadıma mı yapıyorsun? Adamı tanımıyoruz, etmiyoruz. Ne var canım, tanışırız işte. Akıllı uslu bir adama benziyor. Ne yama onu gördün? Benim bir şey görmeme gerek yok. Hissediyorum ben. Kusura bakma, korkuttum mu seni? Yok yok. Hadi gel, kapıyı açıyorum. Poyraz. Ne? Abin geldi. Bana bak, kapalı istemiyorum. Ya tamam tamam. Hoş geldin. Buyurun efendim. Teşekkürler. Ne zahmet ettin. Ya. Gel gel geç. Geç şöyle. Ya biz de sana teşekkür edemedik. Hastanede filan. Hayatını tehlikeye attın filan. Olur mu öyle şey? Ne demek? Sen de olsan aynısını yapardın. E tabi canım, söz konusu Ayşegül olunca canımızın hiçbir kıymeti yok. Bu kadar sevinmek güzel olsa gerek. Tabii ki. Hele böyle bir adam tarafından sevilmek dünyanın en güzel şeyi. Ne yapacaksın şimdi? Hastanede gitti. Bilmiyorum vallahi. Ne yapacak canım? Evinin kadını çocuklarımın anası olacak. Ne yapacak? Oldu canım, başka? Ayşegül gibi biri evde oturmayı hak etmiyor bence. Ya sen ev kadınları ne kadar kazanıyor biliyor musun? Bu açıdan değil mi? Yani doktor olmayı isteyecek kadar idealist biri çalışmadan duramaz. Yani ben boş dursam kesin kafayı yerim. Buluruz bir iş ya. Hastane mi yok canım? Unuttun galiba ama hastaneler beni işe almıyor. Neden almıyorlar? Geçen senem benim biraz rukaatla geçti. Sabıkalı sayılırım. Tabii bir de Bahri Umman meselesi var. Demokrasinin kılıcı gibi boynumuzda. Şu sana bahsettiğim ilaç için düşünmez misin? İlaç mı? Ne ilacı ya? Ya bir arkadaşımın fabrikası var, ilaç fabrikası. Medikal müdürlük ayarlayabilirim. Ayşegül ne anlar ilaçtan ya? Kimyager mi canım sonuçta? Kimyager olmaya gerek yok. Medikal müdürleri doktorlardan seçiyorlar canım. Tabii canım. Bakın isterseniz arkadaşımla konuşabilirim. Sizi de görüştüreyim. Anlaşırsanız başlarsın hemen belki. Hem senin için de iyi olur. Yeni bir kariyer, yeni bir hedef. Hı? Ya Ayşegül öyle plazalarda falan yapamaz ya. Deneyebilirim aslında. Ne yapacaksın Ayşegül? Beyaz yakalı mı olacaksın? Beyaz önlükten alışığım Poyraz. Yabancılık çekmem. Ben müsaadenizle bir lavaboya gideyim. Yemekler harika olmuş. Afiyet olsun. Düz, sağdan düz. Ne yapıyorsun sen be? Ya sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Tanımıyorsun, etmiyorsun. Adamın söylediklerini niye balıkla atlıyorsun? Sen benim adıma niye karar veriyorsun? Ben sana Neşet'ten uzak dur dedikçe sen iyice balozlama gidiyorsun ya. Karışma bana. Sen bana karışıyorsun ama. Ben karışırım. Yak ya. Karışırım ben ama bu iş. Adam bir fikrini paylaşıyor. Ne var bunda? Ben onu bunu bilmem Ayşegül. Ben senin Neşet'le çalışmanı istemiyorum. Ben de bu çatalı gırtlağına saplamak istiyorum. Al sapla, al, al, al. Sana feda olsun, al sapla. Ben müsaadenizle kalkayım artık. Yemekler için çok teşekkürler. Daha yemeğim bitmedi. Ayşegül belki adamın çok acil bir işi çıkmıştır. Öyle olsa kendi söyler değil mi? Gerçekten çok acil bir işim çıktı. Hah, bak. Çok güzeldi yemekler, çok sağ ol. Afiyet olsun, çok sarıyız. Abi. Hı. Bak sana abi diyorum. Ayşegül benim için her şeyden kıymetli. Bence bunu hak ediyor zaten. Çok zor günlerden geçtik biz. Çok sıkıntılı günler. Eğer birisi Ayşegül'ü üzerse hiç tereddüt etmem, boynunu kırarım. İyi de bana niye söylüyorsun ki bunu? Ben eğer rahatsız ettiysen... Yok yok, bir rahatsızlık yok. Sadece bilmeni istedim. Ayşegül'ü üzeni çok üzerim. O benim her şeyim. Sonsuza kadar da öyle kalacak. Fazla iddialı değil misin? Bu sadece reklamlar. Asıl film başlamadı bile. Mesaj alındı. Ben anladım anlayacağım. Ayşegül'den uzak dur diyorsun. Ayşegül, senin ilaç şirketinde ne işin var ya? Doktorsun sen, doktor. Koskoca doktor. Of, tamam canım, yani sen de haklısın. Ama yok. Görüyorsun işte, iş yok. Hallolur, buluruz bir şey. Merak etme. Tamam, ben Neşet'i arayayım o zaman. O iş olmaz diyeyim. Of.
Alo Neşet. Buyur Ayşegül. Ya şu iş teklifi meselesi vardı ya, ben onu düşündüm de. Ya Ayşegül, o iş olacak gibi değil. Ben de onu sana söyleyecektim. Ne oldu ki? Birini bulmuşlar. Bir saatte mi? Galiba. Başka bir şey yok değil mi? Yok. Bak doğruyu söyle. Dışarıda Poyraz'la konuşuyordunuz. Sana bir şey mi dedi? Ayşegül bak, söylerim ama aramızda kalacak. Söz mü? Tabii ki söz. Aa, açıkçası benim yüzümden aranızın bozulmasını istemem. Ne yaptı? Tehdit mi etti seni? Yok, tam olarak öyle demeyelim de kibarca uyardı diyelim. Şu arkadaşınla bana bir randevu ayarlayabilir misin? Emin misin? Gayet eminim. Rica ediyorum. Tamam. Bak ama beni karıştırmayacaksın. Söz mü? Söz dedim ya Neşet. Haber bekliyorum senden. Tamam. Ne oldu? Tamam. Hallettim. Hah. Oh be. Oh iyi işte ya. Bulacağız bir şey, merak etme. Sıkma canını ya. Tamam.